Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz canlarım. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Biz de soracak olursanız şükürler olsun, çok iyiyiz. Şimdi ben önceden yumurtaları çıkarttım. Yumurtalı omlet yapacaktım tereyağlı. Sonra bir tane ekmekleri böyle dilimlemiş, tereyağını koydum. Ve dedi sen yumurtalı ekmek yapmayacak mısın? Dedim hadi o zaman hemen yumurtalı ekmeğe çevirdim. 4 tane yumurta kırdım kızlar ben buna. Un koyuyorum. Bir de süt. Kızlar kahvaltıdan sonra cuma pazarına ışınlanacağız. Hayatım evde param yok. Bir kuruş bile param yok. Aşkım lütfen. Para verse bana. Para ver bana canım. Çekeceğim bol. Çay iç iç iç. O kadar çay kim içecek? İç annem iç iç. Aşkım para verecek misin bana? Para yok, bugün çekmedim para. Yo, beraber bankamatiğe gider çekeriz. Neyse kızlar, ben alırım bir çay da. Kahvaltımı bir yapayım mı? Vallahi yumurtalı omlet yapacaktım. Nereden çıkarttınız bunu? Ne güzel koktu bak. Bunlar zararlı, cız bunlar. Yiyene bak desene, yiyorsun yiyorsun. Günaydınlar. Masayı görünce arkadaşlar bitiyor yani, iptaller. Hadi oturun. Kızlar bize afiyet olsun. Kahvaltıdan sonra hemen görüşüyoruz. Rüyamda rahmetli annemi gördüm. Kandil gecesi. O kadar mutlu uyandım ki direkt Mikail'e anlattım. Şimdi böyle kahvaltı yaptıktan sonra sizinle de paylaşmak istedim. Böyle siyah giyinmişti ve yüzü gülüyordu. O yüzü güldüğü zaman mutlaka benim hayatımda çok güzel şeyler oluyor. İnşallah diyelim çok güzel şeyler olsun. Sizinle de paylaşayım dedim. Güzeldi ya, yüzü gülüyordu Mikail. Ne zaman yüzü gülse var ya, benim bir sıkıntım bile olsa ben ferahlıyorum. Tamam, bir şeyler okudun mu annemin ruhuna? Okudum tabii ki. Bütün ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun. Rabbim nurlar içinde yatırsın. Şimdi kalkayım, bir an önce burayı toplayayım. Vallahi Emine beni öldürecek. Bekletmeyeyim arkadaşımı. Kız çok mutlu oldum valla. Annemi görünce, bir de annemin mezarına gidince. Annemin mezarına gidince çok kötü oluyorum. Ama bir yönden de böyle... içime bir rahatlık, böyle bir şey oluyor, farklı bir şey. Rüyamda görünce apayrı bir şey. Allah'a şükür üzgün görmedim. Allah'ıma şükürler olsun. Allah'ım nurlar içinde yatırsın. Hadi kalkalım. Sabah yediğimiz bulaşıkları elimde yıkadım. Çünkü makinem doluydu. Şimdi bunu boşaltıp öyle çıkayım. Eve geldiğimde kafa rahat olsun. Direkt zaten yemek hazırlığına başlayacağım. Menüyü de belirledi. Kim belirledi? Mustafa makarna. Emre'ye de mutlaka bir şey yapmam gerekiyor. Pazı almıştım biliyorsunuz. Pazı kalacağım demiştim. Onu yaparım herhalde. Bir şeyler yaparız. Geldiğimizde Allah büyüktür. Yağmur da başladı. Ne edeceğiz şimdi? Hızlı hızlı işlerimizi yaptık. Pardon, çok da ses çıkıyor. Boşaltırken bunu... Kızlar şimdi dışarı çıktım. Tekrardan eve geldim. Evet. Eve geldim. Niye? Çünkü Birgül de bize gelecekmiş. Bir saniye. Birgül de bize geleceği için birazcık daha bekleyin dedi. Bir kahve içelim. Kahvesi yokmuş. Ben tamam dedim. Kahve getiririm sana. Buraya bir bakayım ne kadar kahve var. Aa, bu yeter. Tamam. Bunu Birgül'e götüreyim. Plan birkaç dakikalık değişti. Üçümüzün ayağında da bu yağmurda bakın spor ayakkabı. Ay vallahi yağmur da yağıyor ama gidiyoruz. Evden zor çıktık çünkü Birgül anahtarını kaybetmiş. Neyse yine ben en sonunda ben buldum. Birgül. Tabii kim dedi oraya bak diye. Sen dedin. Şimdi gidiyoruz kızlar. İnegöl Cuma pazarımıza hoş geldiniz. Şimdi beni çağırıyorlar. Oraya geçeyim. Nerede bunlar? Heh, bu tarafta. Oo, Bindur Hanım. Amanın Bindur Hanım var zaten. Kız neler kaptın yine? Daha çok güzel. Adaksın fiyatları 25 lira. Adaksın ne?
25 lira. Kız güzelmiş bu da. Elif'e ne şey aldın? Sen kısa tayt mı onlar? Hayır, ne beden aldın? Sen aldın. Onlar bilekte mi o taytlar? Valla bilmiyorum ki Aysun giyince biraz... Kaça? 25 lira. Aa, iyiymiş kız. Emine bir bakalım da. Benim elimde telefon var. Sen beğendin mi? Ha? Bakayım içi nasıl? Terletir mi o var? Kız bu iç gösterir ya. Hayır. Yazlık. Yazlık. Kışlık değil. Bak benim içimde de var. Yazlık. Kışlık değil. Dur ben bir bakayım. Telefonu kapatayım da telefonla zor oluyor. Yok onu sevmedim. Onun şu üstteki ben rengi var ya. Emine aldı, Birgül aldı, Binur aldı. Ben kendime bulamıyorum. Large. S çoğunlukta. Sen gidiyor musun eve? Eve mi gidiyorum? Ablamın atletleri değişecek şurada. Tamam okey hadi görüşürüz. Bak sen boş kalma o zaman. Nazlı krap. Ne krop? Krap ne? Krop da. Krop. Krop ne kız? Yarım mı? Yarım şöyle şey. Ha tamam. Kızlar vallahi 25 liraya bedava. Sen kaç tane aldın? 2 tane aldım. Sen kaç tane tayt aldın? Bir kısa bir uzun tayt aldım işte. Hiçbir şey 50 liraya 2 tane tayt. Şimdi Emine'nin aldığı taşçının yanına gidiyoruz. Vallahi bir taş sevdam tuttu ki sormayın benim de. Sıkıntı yok, sıkıntı değil. Ben yemiyorum ki bunları ya. Onlar küçük kısa olan, genişlik aynı. Bununla geldiği zaman göbek dümdüz olacak. Bak o güzel ama. Gömlek altı. Emine memnun musun aldığın? Aldım işte değiştireceğim küçük geliyor. Ha, yeşilin yakası açık olanlar. O değil. İnegöl'den takip eden arkadaşlarım bakın bu tezgah bu kız şu güzel kız tezgahına gelin tartları da çok kaliteli şöyle bakın kenarları derili 130 TL değil mi? Evet. Bu tezgahta da 3 parça 100 TL yani ürünleri de güzel bunları da var ya salma falan yapmaz yıkadığın zaman. Aa yok. Parça 35. Bakayım az ona. Silik çok güzel. Çevirsene. Aa, çok güzel. Sana göre. Aa güzelmiş ama. 35. Reçeli mi bu? Yo depolu sanki 35. Baksana. Ama kaliteli kız. Aha, güzel bak. Evde giymek için ama yok içi şeyli ya. İnce ama güzel. 35. 3 parça 100 TL hiçbir şey. Evet 35. Evet. Ama bana göre yok ki burada. Şu Mickey Mouse'u falan. Mine şunun malına bak. Hamur. Parça 100. Bak bu güzel. Sen kızları alacak mısın? Benim kızlar işte. Beğensin. Parça 35. Kızlar yastık kılıflarının fiyatı da 10 TL. Şöyle göstereyim size fermuarlı. Bunlar güzel oluyor. Arkadaşlarım da alıyor zaten burada. Şimdi ben de Mustafa'ya bakıyorum. Yurda giderken götürsün. 10 liraya. Abi bir şey diyeceğim sana. Bu lastikli çarşafta en büyük. 1.82. Bir de? 2.2 oluyor. Ondan var mı sizde? Ondan yok. Yok mu? Yok. Gelir mi? Ara ara geliyor mu? Şurada yok. Tamam. Kızlar bunlar 120 liraymış. Bunlar benim yatağıma olmuyor. Boşlukta kalıyor. Bana o standart ölçüde lazım. Gelirse. Neyse bakarız. Bu ne? O Ales. Şimdi olucu oldu. Genç kızlığını bilirim. Arkadaşım Aysun, adaşım benim. Evet. Bu da kızı, bu da oğlu arkadaşlarım. Tanıştırayım. Deminden birbirlerine girdiler. Aynen. Tamam. En yakın zamanda buluşalım Aysun'cum. Tamam inşallah. Tamam ben de mı? Bekliyorum, ben de bekliyorum. Kız inşallah. Domuz değil mi? 102 saattir onda 27. Dikisiz. Yok seç al. 2 adet 20 TL. Sen şunlardan mı aldın? 2 adet 20 TL. Evet oradan aldım. Ay şunlar renkli Emine. Baksana. Haykırı hızlı çekiyorlar kız bunlar. Evet, aramadık. Ha, bak. Ha? Güzel olsa malı çok güzel. Hizraya kazak ter indirin derdi. Malı güzel. Yo malı güzel. Kazak giyebilsen var ya bak şunlar. Aa bir dakika dur. Ama çiçek var ya. Malları güzel. Ama evet. Akıyor vallahi kumaşı. Böyle geniş açı alayım size de. Ben de alacaklarımı aldım kızlar. Evin yolunu tutarız. Bilmiyorum belki uğrarsak bir şey Migros'a uğrayabiliriz.
Şimdi ben buradan 3 tane 50 TL'yi alacaktım. Fakat numaralar kalmamış kızlar. Genelde hep 37-38. Biz de 39'dan başlıyor. İçen oluyor abla. Yani şöyle bakın. Abla içen oluyor abla. Yoksa 3 tanesi 50 TL'ye hiçbir şey. Kızlar buradaki terliklere baktım. Normalde bunlar 50 TL'ymiş. Yanındaki teyze de almış. Bakar 2 sene, 2 sene önce. Bana 42 şey verecektim sadece. Yazıları çıkıyormuş. Hoşuma da gitti ama. Şöyle, bunların kısa. Yok, o tek renk var böyle. Ha, tek renk mi? Ha, tamam. Hadi güle güle kullan teyze. Sağ ol sen de. Bizimkiler ha yine burada. Ne arıyorsunuz? Yapmıyoruz öyle. Ben aldım terlik. Kız sen deminden bir güle beğenmedim demedin mi? Kızlar 25 TL. Tekrardan geldik. Şimdi pazardan çıkamıyoruz. Bir çıksak. Saat de 16 oldu. Aldın mı bir gün? Hadi çıkalım. Bak beğenmedi o da alıyor. Bir tane. Ne bedel bu? Sen bir de bordo mu aldın? Bordo mu aldın? Şimdi aldıklarımızın analizini yapıyoruz. Sen bakayım. Bugünkü aldıklarım bunlar mı? Siz daha yeni geliyor. Kendime tayt aldım. Denizde voleybol tayta aldım şort. Ha. Denizde crocs aldım. Ya. 110 lira. Ha iyi. 5 parça. Sen Migros'a gelecek misin? Ben şimdi Denizde Colis'ten mont bakacağım. Colis'ten mi? Ha. Sen hediye alacak mısın? Ona da bakarım. Sonra ben giderim. Sen ne yemeği yapacaksın? Evet ya. Evet güzel güzel. Baksana haftayı belki getirir yine oraya gider. Ben yine yıkamayayım bunu ya. Neyi? Tayt yıkamayayım cumaya kadar. 25 liraya tayt yıkasan ne olur? Bir tane daha alırsın. Ben şu toprak rengi daha güzel. Benim aldığım ten rengi. Biraz durun kız. Ama yazın güzel duruyor. Gel yol verdi. Giydiğiniz çok güzel olacak Ayşe. Seninki de güzel. Giydiğiniz güzel olacak. Şimdi biz kıyaslıyoruz. Renkler bir araya gelince de ayrı giyince güzel olur. Kız gelin Ayşe, araba Ayşe çarpacak. A101'e gideceğim ben. Nasıl? Ama Migros'a da gideceğim. Oradan A101 oradan eve. Nasıl? Sen ne yemeği yapacaksın? Bilmiyor musun? Kız makarna yapın. Makarna yapın. Merhaba. Görüşürüz. İyiyim. Sen nasılsın? Görüşürüz tatlı. Ay ben bunları da gördüm. Kız bekleyin beni. Eve geldim arkadaşlar. Neler aldığımı da göstereceğim size. Şöyle hemen pazıları haşlıyorum. Birazdan süzeceğim bunu. Makarna yaptım. Şimdi bir de kereviz salatası yapıyorum. Hayatımda ilk defa kereviz salatasını geçen gün Halide'de yedim. Pelin'de de kerevizli mi? Enginar, pardon, onda enginar yemiştim herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben genelde kerevizi enginara uzağım. Yani kereviz salatasının bu kadar lezzetli olduğunu inanın tahmin bile edemezdim. Çünkü sevmiyorum. Birazcık da önyargılı yaklaşmışım. Demek ki bazı şeylere önyargılı olmamak gerekiyormuş. Bunda da bu şeyimi kırdım. Güzel ya, vallahi güzel. Yapalım hadi. Hoş geldin. Mısır aldım de sana. Mısır mı? Haftana mısır. Çok ihtiyacım vardı mısıra. Mısır gibi oldum. Kendini aldım demiyordu, bana aldın diyor. Şimdi ne diyoruz? Kerevizi soyalım. Yalnız sana bir görev vereceğim. Bana görev verme ne olur. Vereyim lütfen. Kerevizi hiç unutmuşsun. Hayır, bu böyle. Aha, böyle. Şimdi bunu sen sadece rendeleyeceksin. Kız ne biçim kokuyor. Vallahi biraz kalın kalın da soydum. Şimdi bunu rendeleyelim. İşte diyet yapanlar aslında mayonez katmamalı. Deminden Emine aradı. Aysun dedi aldığımız o taytlar var ya o kadar güzel ki. Sadece bir tanesi hoşuna gitmemiş herhalde.
onu geri götürebilirim ama diğer aldıkları gayet güzel olmuş. Çabuk diyor, sen de giy. Hemen beni ara, nasıl oldu? Dedim dur şu yemek olayını halledeyim de haber veririm. Gel gel canım. Ye. Yeah. Takipçimle karşılaştım. 3 kişiyle karşılaştım pazarda. Bir de otobüs durağında karşılaştım. Sonra Türkan'la aynı yöne doğru gitmişler. Arabada olma da konuşmuşlar. Çok doğalsınız filan. Doğalız arkadaşlar. Valla doğal vlog çekiyoruz. Evet, bunu renderesin. Ben de soğanı şey yapayım. Soğan getirir misin bana? Senin boyun uzun. Şu beyazı al. Mikael, yaşlandıkça 1.70'lere düştün. Lan baksana. Aynı boyda, yani aynı boydayız. 1.80. Tamam işte, hemen hemen aynıyız artık. Hmm. Hı? Ancak boynuma geliyorsun. Ne yaptın bugün? Vallahi ne yaptık? Cuma'yı kıldık. Hı-hı. Arkadaşların yanında biraz oturduk. Sohbet ettik, geldik. Günler o kadar kısa ki tak akşam oluyor. Yani. Bana da tak, dua, akşam. Bana da dua ettin mi? Öyle mi? Duanın gizlisi makbulü. Bana söyleyebilirsin. Bunu keseydin aşkım böyle. Öyle reddeleniyor. Ne bileyim, ben öyle gördüm. Keseyim mi? Bakayım sevecek misin bunu? Keskin tadı var la bunun. Seni yemekteyiz programına katıldım. Hayatım kokusu hiç güzel değil. Ya sen kokusuna bakma. Bak gerçekten yiyeceksin onu. Ben de ilk başta aa dedim, kereviz salatası yapıyorlar dedim. Hatta içimden dedim ki Nurten, ne alaka kereviz salatası dedim ya, ben onu yemem dedim. Ama sonra en çok yiyen ben oldum. Hmm. Vallahi bak, ben yediysem sen de yersin. Emin ol. Şu makineler var. Atıyorsun kendiliğinden hemen rendeliyor. Cicit diye aşağı iniyor. Ha, evet. Var bir tane şey, tepanyakta çok güzel. Şeyden al, ben öde. Nereden? Devamlı ödediğim yer var ya. Ben şuna boşuna. Kızlar, dün kemere gittim ya, onu taksiyle mükemmel ediyor. Tamam, sen git ellerini yıka şurada hemen. Gerisi mutfakta bana ait. Çok sıcak. Mustafa'ya gelirken 2 tane simit aldım. Krem peynir aldım. Pardon, üçgen peynir aldım. Ondan sonracığıma geldiğim gibi hemen onları aldı, yedi. E dedim yemek yiyecek misin, ama yürüyorum anne dedi. Zaten makarna yaptı, istiyordu. Şimdi arkadaşlarım, aynen böyle soğanlarımızı irili irili doğradım. Yani siz tam 2 barda doğrayabilirsiniz. Ama zaten kalmayacak. Önemli değil. Bir de böyle bol soğanlı çok sevmiyorum. Ay siz hiç şey yediniz mi, soğanlı börek, soğanlı gözleme kızlar? Ay bir lezzetli oluyor var ya. Harika. Kızlar, ben neyi unutmuşum? Şu an var ya bu videoyu izleyen Aysun Hanım, rendelemeden önce limonlu suya yatırmanız gerekiyordu diyenleriniz çok olmuştur. Evet, limonlu suya. Ben limonlu su diyorum. Limon sıktım içine. Çünkü Nurten'i aradım. Nurten dedim böyleyken böyle. Aysun dedi limonlu suyla bekleteceksin. Biraz kararmıştı. Bakın şimdi rengi açıldı. Bir 5 dakika beklesin, süzeceğim. Ah işte ah. Yani yapmadığım için tam böyle teferruatlı bilmiyorum. Burada mayonez, yoğurt, sarımsak, dereotum yok. Maydanoz var. Bilmiyorum ki maydanoz katsam mı. Üstüne de ceviz. Çok az da zeytinyağı kızlar. Şu zeytinyağım gelemediği için de ben sıvı yağ katacağım. Pazılarda 2 demet pazı, bakın. Ne kadar kaldı? Bir gıttıl kaldı. Soğanlarımız. Evet, ben şimdi buna pul biber, toz biber katayım. Yoğurt, mayonez, sarımsak. Bir yemek kaşığı kadar sıvı yağ, tuz. Böyle karıştırdım. Kız iyi ki var ya, aramışım Nurten'i ben. Yoksa kapkara bir salata olacaktı. Zaten limonu döktüğüm gibi rengi açıldı. Evet, şimdi İçine ilave edelim. Aziz Allah, ezan da okundu. Evet arkadaşlar, hazır. Çok merak ediyorum akşam bizimkiler yediğindeki yüzlerin ifadesini.
Bilin bakalım ne unuttum? Elma. Hani ben bunu yeşil elma katacaktım. Ay neyse artık. Aslında bir kafa diyor ki tekrar o kaba geri aktar. Yeşil elma da rendele. Yemekleri yaptım, oturdum, Emre'yi bekliyorum. Dedim Emre gelsin, öyle masaya oturalım. Şimdi o da geldi, babasının yanında sohbet ediyorlar. Ben de yorumlarınıza döndüm. Dünkü yorumları bitirdim. Bir önceki yorumlar kaldı böyle çok az. Elimden geldiğince geçmiş yorumlara da dönüyorum. Bacılarım, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. Sarp'ın fanları bayağı çok, sevenleri bayağı çok. Bebekler sevilmez mi? Onlar melek, tatlı, masum. Yavrum benim, hepsi zaten çok güzel. Allah'ıma emanet, Rabbim korusun. Bugün daha Yelda ile görüşemedim. Şu saat oldu, daha görüşemedik. Sadece pazarda video çektim. O atletler 20 TL'ydi. Hani gömlek altı veya gömleksiz de giyilebilir 20 TL olanı görünce gözleri fal taşı gibi açılmış emoji yolladı bana. Herhalde beğendi. O beğenmese böyle yapardı. Ben de onu aradım, açmadı. Aslında ona da tayt alacaktım. Bir de o 20 TL'lik üstlüklerden. Çünkü o giyiyor. O da açmayınca ben de almadım. Bir daha gittiğimizde artık konuşuruz. Ona göre haberleşiriz. Masayı kurayım yavaş yavaş. Kız bir de benim yanaklarım kıpkırmızı oldu. Bir arkadaş şey yazmış. Biraz daha videonuz uzun olsa. Valla bazen ben de dedim yani doğruya doğru bazen gerçekten ne çekeceğimi bilmiyorum. Bazen konuşasım hiç gelmiyor. O ruh haliyle alakalı. Bazen bülbül kesiliyorum. Hiç susmuyorum. İşte ruh halimizle o günün akışıyla alakalı. Bazen moraller bozuk oluyor. Neşeli olduğum zaman bülbül kesiliyorum. Bugün çok mutluyum. Arkadaşlarımla bir araya geldim. Gezdim, tozdum. Geldim kız. İnsan valla böyle gezince de böyle bir güzel oluyor. Gerçi ben hep geziyorum. Adım çok gezen YouTube'cuya çıkacak. Ay valla kafada artık geldik. Boşver iyi oldu. Biraz para da harcadık. Hoş geldin. Masayı kurayım mı? Tamam. Çıkmışlar. Hadi bize afiyet olsun. Bak birazcık sohbet ettim. Bir salatası yaptım. Bakalım sevecek misin beyefendi? Bence seveceksin. Hadi ben masayı kuruyorum. Üçü birden şu an karşımdalar. Beklemezler. Ayşenur kızımız ama birazcık böyle üstüne poşet değdiği için üstünün sosu kalkmış kızlar. Şöyle bir ıslak kek yapmış. Emre'nin canı çekmiş. Sağ olsun ellerine sağlık. Kesesine bereket canım benim. Onlar da şimdi yürüyüşe çıktı. Ben de şimdi üstüme montumu giyip Mikail şimdi beni nereye götürecek? Dışarı götürecek. Şöyle biraz biz de gezelim. Ellerine sağlık tekrardan tatlım benim. Vallahi güzel yapmış. Maşallah. Arkadaşlar İnegöl Cuma Pazarı'ndan böyle soran arkadaşlar oluyor. Nerenin pazarı diye İnegöl'de oturuyorum canlarım. Aramıza yeni katılan arkadaşlar da varsa. Her hafta Cuma günleri pazarımız oluyor. Böyle giysi pazarı. Şimdi ne aldık? Şu tayttan ben de aldım. 25 TL'ye kızlar bedava neredeyse. Yani bedava diyebiliriz. Şöyle Adax marka mı ama bilmiyorum gerçek Adax mı? Pazara böyle gelmiş. Bir ten yani... Aldım ama bakayım bir giyeceğim. Bir de böyle bacakta nasıl duracak ona bir bakacağım. Eğer böyle ten rengi gibi duruyorsa giymem arkadaşlar. Geri götürürüm haftaya. İnşallah olur bana. Bir de şöyle siyah kenardan şeritli bir tayt aldım. Bu da kaça aldım ben bunu? 130 TL'ye aldım. Bilmiyorum belki de videoda söyledim. Bunu da tekrar söyleyeyim. 25 TL. Olur mu ya bu bana? Bilmiyorum ki valla. Çok da esnek de değil ama bakacağız. Şimdi ben videoyu kapattıktan sonra bakacağım arkadaşlar. Pardon PlayStation oynuyorlar da. Oradan salondan ses geliyor. Bunun da malı çok güzel. Mustafa'ya da kızlar böyle yurdunda genelde böyle mavi renk istiyorlar. Şöyle 10 TL'ye fermuarlı bir yastık kılıfı aldım. Buradan benim çoğu arkadaşım da alışveriş ediyor. Cidden böyle hani belki şey gibi duruyor ama ürünü yani kumaşı güzel. Kaliteli. Şöyle göstereyim. Bunda 10 TL ya valla. Yırtılsa bile canım gitmez. Ama yırtılmaz. Yani arkadaşlarım da dediğim gibi kullandığı için biliyorum. Bunun nevresimleri de var. Aynen böyle fermuarlı.
Bir de kızlar kendime, benim yazın ayaklarım yanar, kışın da donar. Ne yaparsam yapayım ıslama. Şöyle kendime pandif aldım. Bu da 35 TL. Ayağıma da giyeyim göstereyim size. Mavi'den de bir tane tişört aldım. Ben böyle uzun penyeleri daha çok seviyorum, salaş şeyleri. Çünkü tight'ın üstüne giydiğimde, hani ben öyleyim. Şu basendir falan kapansın arkadaşlar. Ben rahat dolaşamam asla öyle. O yüzden böyle uzun şeyler tercih ediyorum. Gerçekten rahatmış tight'la dolaşmak. Ben şu zamana kadar hiç giymedim. Ama böyle giydiğim zaman da üstünü kapattım. Tişörtler, gömlekler veya bir sivitler tercih ediyorum. Siyah. Siyah zaten zayıf da gösteriyor. Şimdi ben burada sizinle vedalaşayım. Sonra şu ikisini giyeyim. Şunu da bir göstereyim ayakta nasıl duruyor. Ayaktaki duruşu çok güzel. Çok rahat. Rahat. Bakalım kullandıkça söylerim size. Ben size burada kısa bir veda ediyorum. Yarın görüşürüz. Can bacılarım benim. Hepinizi çok seviyorum. Kıymetlisiniz, değerlisiniz. Nereden beni izliyorsanız, Türkiye'den, dünyadan, günaydınlar, tünaydınlar, iyi akşamlar, iyi geceler. Allah her şeyi gönlünüzce versin. Hastaları da şifa diliyorum. İçinde kendime de. Vallahi ayın sonu yaklaşınca kalbim küt küt oluyor. Biraz uykularım da kaçıyor. Biraz ben pimpirikliyim. İnşallah sonuçlar da güzel çıkar. Geçmiş olsun mesajlarınız içinde, duaların içinde var ya. Hepinize minnettarım. Allah razı olsun. Hepinizden, sizin de sevenleriniz çok olsun. Hadi bakalım. Yarın görüşürüz inşallah. Bay bay.